أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم kardeşlerim bugünkü ders konumuz oy kullanmak evhem-i şer ve merhum amcam Hüseyin Velioğlu'nun oy seçim partiye bakışıyla alakalı ufak bir değerlendirme yapmak istiyorum. Rabbim bizi hidayetten, haktan, tevhidden ayırmasın. Allahu Teala bizim ayaklarımızı Kur'an ve sünnet üzerine şeriat-i garra-i Muhammediye'de sabit kılsın. Ayağımızı kaydırıp bizi korkaklardan eylemesin. Amin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki İslam hukukunda kesinlikle kim ne derse desin Allahu Teala kanunda, hükümde, yasamada, yürütmede ve aynı keza kardeşlerim yani Allahu Teala hakimiyet merhumunda kendisine asla ve asla hiçbir şekilde şerik ve ortak kabul etmediğini açıkça söylüyor. Ve bu bir gerçek ve hakikattir. Çünkü ben hatırlıyorum bir zamanlar Allah'ın şeriatını isteyenler, Kur'an ve sünnet için can vermeyi bir şeref görenlerin işte 2010 referandumunda yetmez ama evet Allahu Teala dışında beşerin de kanun çıkarma yetkisini ima yoluyla kabul ettiklerini ve bu konuda onları desteklediklerine şahit oldum. Biz de dedik ki ya siz bir zamanlar yan şeriat yan neman Emebejin şeriat dediğiniz o dönem, o süreçten bugün geldiğiniz demokrasinin, laikliğin veya Allah dışında birilerinin hakimiyet merfumunu pekiştirecek yollara, tariklara ve caddelere saptınız. Peki bu helal mıdır, meşru mudur? Bunu evhem-i şer dairesinde bir Müslüman bunu kabul edebilir mi? Bunu böyle bir şeyi söz konusu olabilir mi? Asla. Öncelikle ben diğer derslerimde de üstüne basarak söyledim. Dedim ki kardeşlerim evhem-i şer kaidesi fıkhi bir kaidedir. İtikadi meseleleri asla kapsamaz. İslam hukukunda takiye ölüm söz konusu olduğunda malın, canın telef edilmesi, tahrif edilmesi söz konusu olduğu zaman Müslümanın olduğundan farklı kendisini gösterme hakkının meşru olduğunu, bu da kafirlere karşı meşru olduğunu söyledim ama asla ve asla hiçbir Müslümanın kalkıp da küfür olan bir düzende Allah-u Teala'nın şeriatına aykırı kanun çıkaranların çok özür diliyorum. Yani travestiliğin, her türlü fuhuşun ve fahşiyatın aile birliğinin dağılmasını sağlayan, çocuk ve nesli ehemmiyet vasfını üzerinden kaldıran, nesli elleriyle fesada uğratan, tağa yani tuhyana, sapıklığa, dalalete sürükleyecek olanın evhem-i şerinin söz konusu olamayacağını, iki kötünün arasında tercihin yapılamayacağını, çünkü burada üç tercihten söz ediyoruz. Birincisi en kötüyü seçmek, ikincisi kötünün bir alt derecesini seçmek, üçüncüsü de bir mümin, bir muvahhid olarak kendi tavrını koyarak hiçbir zalimin, hiçbir zulmedenin, hiçbir hırsızın, hiçbir hak talanı yapanın yanında kalmayıp da hepsini boykot edip Allahu Teala'nın hukuklarını ve hükümlerini çiğnemeden iman üzerine kalma üzerine de özellikle durdu. Onun için Ali İmran 85. ayet-i kerimede ve men yebtagi gayral islami dinen fela yuqbala minhu fehuve fil ahireti minel hasirin. Her kim Allah'ın kanunundan, hakimiyet merfumundan başka bir dini arzular. Onu buradaki dinden kast olunan eğer bir Müslüman gidip müfredatlara girerse, gramerlere, kamuslara girerse dinin sadece bizim anladığımız vahiy olarak algılamamamız gerektiğini, burada hakimiyet merfumunun kanun, hüküm, yasama, yürütmeyi de içerisine alan bir kavram olduğunu çok rahat bir şekilde bilir. Hatta eski alimlere sorsanız deseniz ki din nedir? Din diyecektir ki kanundur. Din Allah'ın kanunlarının genel ismidir. Onun için Allahu Teala ayet-i kerimede Ali İmran 85. ayet-i kerimede ve men yebtagi gayral islami dinen fela yuqbala minhu. Kim diyor Allahu Teala'nın şeriatından, dininden, kanunundan, yasasından, yasamasından, yürütmesinden teşri koyma, Allah ve Resulü dışında başka bir insanda arzular bunu talep ederse Allahu Teala bunun ondan asla kabul edilmeyeceğini ve en önemlisi ayetin devamında ve huve fil ahireti minel hasirin diyor. Oysa o kişi ve o şahıslar o kalkıp evhem-i şer üzerinde yani bir noktada tağutları pekiştirenler Allahu Teala'nın hükümlerini hiçe sayıp birilerine yalanmak, birilerinden nemalanmak, birilerinin koltuk ve makamlarını korumak, birilerinin zenginliğinin
zenginliğini, mal ve mülkünü arttırması için mücadele vermesinin batıl olduğunu, böyle yapanların Allah'ın şeriatı, kanunu, dini dışında bir dinin peşinde koşanların mutlaka husrana uğrayacağını, biz mümin olan Allah'a ve ahiret güne iman eden merhum amcamın şiirinde dediği gibi Kur'an-ı Kabe cümere ne çankaya put meclisi, Kur'an ve Kabe bize yeterlidir. Çankaya'yı da putların da tanzim edildiği hakimiyet merfumunun Allah-u Teala'dan alınıp beşere verilen o meclisin de batıl olduğunu, açık imasının bir neticesini, nitekim ayet-i kerime de bunu teyit ediyor. Çünkü bazı kafirler diyor ki hüküm ancak milletindir. Ama Allah-u Teala Yusuf 40. ayet-i kerimede innil hükmü illa lillah, hüküm ancak Allah'ındır. Allah-u Teala dışında hiçbir gücün, otoritenin, kanun ve hakimiyet konusunda Rabbine şerik olamayacağını, Allah bu konuda şerik kabul etmediğini ileride ayet-i kerimelerde de göreceğiz kardeşlerim. Onun için öncelikle ben size şunu söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle, yani evhem-i şer, oy ve seçim konusunda kullanılacak bir kaide ve kriter değildir. Bu konuda bunu öne süren Müslüman kardeşlerimiz hata ediyorlar, Kur'an'a ve sünnete muhalif bir görüş ortaya koyuyorlar. Eğer öyle bir şey söz konusu olsaydı, geçmişte bugün parlamentoya girmek için mücadele veren ve bunda benim amcamı bile alet etmeye çalışanların işte söyledikleri, bazı geçmişte söyledikleri, işte Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke müşriklerinin, hatta Darun Nedve parlamentosunun, İşte gelin ya Muhammed, gel bir sene sen bizi yönet, bir sene de biz seni yönetelim, bir sene Rabbim bizi yönetsin, bir sene de Lat, Uza, Menat bizi yönetsin dediği zaman Allahu Teala lekum dinukum veliye din, sizin dininiz size, bizim dinimiz bize, o zaman siz küfrünüzde, batılınızda, garezinizde, kininizle kahrolun, yok olun. Biz de Allahu Teala'ya sadakat ile hiçbir taviz vermeden çizgimizi sürdüreceğiz diyerek zaten ayetin başında da kul ya eyyuhel kafirun, de ki ey kafirler, yani sizin bu Allahu Teala'ya din öğretmeye çalışan, Allahu Teala'ya din dayatmaya çalışanlara Allahu Teala lekum dinukum veliye din diyor. Onun için kardeşlerim, İslam hukukunda efhem-i şer diye bir kaideden bahsedildiği zaman bunun fıkhi olduğunu, fıkıhta kullanılan bir kaide olduğunu, bu iki bela, iki musibet, iki hastalık, iki kötü durumda en hafifinin tercih edilip ağır olanın def edilmesi olduğunu, aslında ikisinin de musibet olduğunu, efhem-i şer olduğunu, ama bu iki şerden hafif olanın tercih edileceğini, ama burada karşımızda parlamento seçimi dediğimiz ve o parlamentonun tam böyle üst kısmında hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diye bir ibarenin bulunduğu, sonra Allahu Teala'nın kanunlarının lağvedildiği, Allahu Teala'nın hiçe sayıldığı, onun Resulüne yönelik neredeyse Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği bütün ahlaki ilkelerin alaşağı edildiği, helallerin haramlaştırıldığı o yerde kalkıp efendim işlerden bahsetmek bence kişinin kendisini aldatmasından başka bir şey değildir. Onun için innil hükmü illa lillah, hüküm ancak Allah'ındır. Allah'tan başka hiç kimsenin Allahu Teala'ya ne olamayacağını, tabiri caizse kardeşlerim, kalkıp da onu aldatamayacağını, hile ve oyunlara bizi getiremeyeceğini söyler. En önemlisi kardeşlerim, bu son zamanlarda benim merhum amcam, inşallah şehit Hüseyin Velioğlu ile alakalı, efendim yaşasaydı partinin başına Hüdapar'ı, Hurdapar'ın başına geçerdi diyorlar. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Hüdapar iki anlama gelir. Biri Hüda Allah demektir, bir de Hüda hidayete ermiş olan demektir. Birincisi, eğer Hüdapar diyorsanız Allah muhafaza, bence Türkiye'de kurulmuş bütün partiler içerisinde Hüda'dan kast olunan bizim Kürtçedeki Allah lafzıysa, Allah-u Teala'ya atılmış en büyük, en çirkin iftiradır, en çirkin isim Hüdapar'dır. Çünkü Allah-u Teala hiçbir partiyi tutmaz ve en önemlisi ben üstüne basarak diyorum ki Türkiye'de İslami parti diye bir kavram yoktur. Demokrasi ve layıklıkta İslami parti olama söz konusu değildir. Onun için ben onunla alakalı olarak benim merhum amcam, inşallah şehit Hüseyin Velioğlu'nun zaten çocukluk sürecinde şahit olduğum, kendisinden işittiğim, duyduğum şeyleri geçmişte anlattım. Dedim ki benim amcam oy parti seçime karşıydı. Kesinlikle onun bu konuda tavrı ortadaydı. O insan şehadete eriştikten sonrakilerin yaptığından da o sorumlu değildir, mesul değildir, mükellef değildir. Ondan sonra yapılanlarsa İslam'la da alakası yok. Ben inanmıyorum bunun Allah rızası için yapıldığına, Allah'ın rızasının güdüldüğüne, kesinlikle menfi hesapların yapıldığına. Çünkü bir tanesi derken benim amcamın öğrencisi olan birini,
2009-10 aralarında bir buluşmada işte sen amcan yüzünden biz dünyanın nimetlerinden istifade edemedik, zenginleşemedik, mal mülk sahibi olamadık imalarında bulunduğu günü ben iyi hatırlıyorum. Hatta ben ona bir de isim takmıştım. Ang Maho Baho diye. Böyle bu adam aynen bunu bana söyledi. Yani senin amcan bizi dünyevi olarak gerilettirdi. Ama şimdi elhamdülillah bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Arkada inşaatlar yükseliyor. Zenginliklere zenginlik katıyoruz. Demeye getirdiler. Onun için benim merhum amcam partiye karşıydı. Bunu ben kendim şahit oldum. Hatta 89'da yaşanmış bir olay. Ben size anlattım. O zaman da gene CHP, DSP vardı. DSP. Bir de şey iktidar, HDP onlarla beraber 12 kadar milletvekili sokmuşlardı. Ayrıyeten Allah-u Alem de bu Demirel'in de partisi o zaman iktidara gelmişti. O dönemde bu konular konuşulduğunda ben şahit olduğum bir bayram sabahıydı. Rahmetli amcam gençler bu konuyu konuştular. İşte bu parti, meclis, oy kullanma vesaire. Rahmetli dedi yani küfrün Müslümanlara kurabileceği en büyük tuzağın parti olduğunu, partiyle insanların mahvedileceğini, hatta merhumun Erbakan'la olan diyalogunu da ben şahit olmuş, duymuş bir insanım. Kendisi Erbakan'a sen bizi seçimiyle, partiyle, oyla bununla aldatıyor, oyalıyor, bizi küfre entegre ediyorsun dediğine de şahit olanlardanız. Onun için yani kimse kalkıp merhum amcama böyle bir iftirada bulunmasın. Ama ben size şunu açık ve net olarak söyleyeyim ki ben bu konuda da asla kimseden korkmuyorum, çekinmiyorum. En ufak bir şüpheniz de olmasın. Yani ben bundan 6-7 sene önce o zaman Hüdapar'ın sözcüsü olan Said Şahin'in CNN'de 2 saatlik bir röportajda söylediği bir şeyi ben hiç unutmuyorum. Hatta aradım bulamadım o konuşmaları sizinle paylaşmak istiyordum. Ama bir yan versiyonunu Habertürk'te rastladım böyle YouTube'da. Ben onu da inşallah paylaşacağım. Siz de bakın ne demek. Hüdapar'ın eski sözcüsü Said Şahin CNN Türk'te moderatöre açık ve net olarak bu operasyonlarla o zaman onlara operasyon yapıldığında birileri bize dedi ki parti, birileri bize dedi ki dernek kurun, birileri bize dedi ki gazete dergi çıkarın, birileri bize dedi ki yasal çalışın, birileri bize dedi ki parti kurun, televizyon, gazete her şeyi yapın, asla kimse size karışmayacak. Siz meşru olarak bu yolda çalışın, yani demokrasiye entegre olun, layıklığı, kemalizmi, kanunları dışına çıkmadan dininizi yaşayın, kimse size karışmayacak. İşte o birileri bugün bize operasyon çekiyorlar, bunu bizzat Said Şahin CNN'de araştırırsanız bulursunuz kardeşlerim, CNN'de bunu söylüyor. O zaman bu söylem açık ve net olarak bir itiraftır. Aslında bunun benim amcamla alakası olmadığını, benim amcam asla. Benim amcam şerefli bir adamdı, onurlu bir adamdı. Dün tükürdüğünü bugün yalamayacak kadar onurlu ve şerefli bir adamdı. O zaman şu anlama geliyor kardeşim, bunun benim amcamla alakası yok. Birileri size parti kurun demiş. Keşke onların da isimlerini verseydiniz de benim amcam o töhmetlerin altından kurtulsaydı. Ben şahit oldum, dinledim. Kendisi de şimdi bunu dinlerdir, dinlemiştir de. Onun için kardeşlerim benim, kimse benim amcama iftira atıp o da parti kuracaktı, demokrasiye entegre olacaktı, Hüdapar'ın ismini o koydu gibi yalan ve iftiraları ona atmasın. Allah'tan korusunlar. Biz de 13 sene sizinle kaldık. Yazık oldu ömrümüze ama en azından gerçekleri biliyoruz elhamdülillah. Onun için kimse bizi aldatmasın. Kişiler yargılandı, cezaevindeyken bir dernek kuruldu. Adı da Mustazaf Derneği. Mustazaf Derneği de kapatıldı çünkü o dönemde Hizbullah'a yardım ediyor bahanesiyle. Kapatıldı. Kapatıldıktan sonra Mustazaf Derneği Genel Başkanı Hüdapar'ın partisini kurdu. Hüdapar Partisi'ni kurdu. Bakın o dönemde CNN Türkiye verilmiş oldukları röportajda aynen şunu söylüyor. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Said Şahin söylüyor bunu. Bakın biz sabırla bekleyeceğiz. Kimseden korkumuz yok. Kimseye minnetimiz de yok. Bize 15 yıl önce dernekleşin, parti kurun, gazete açın, siyasete girin diyenler bugün dernek yöneticilerimize, yazarlarımıza ceza veriyorlar. Bu parti kurulmadan önce. Kim söylüyor bu? Said Şahin. Birileri ona dernek kurun, parti kurun demiş. Gelin demiş içimize. Ondan sonra ne olmuş? Hizbullah militanlarının tamamı teker teker tahliye oldu. Teker teker tahliye oldu. Ama peki, bu da biliyorsun her seçim döneminde oldu böyle. Tabii, seçimden önce onlar... Said Şahin bu arada eski Hizbullah hükümlüsüdür. Evet. Hükümlü. Yani peki. Memnu haklarını iade aldıktan sonra siyasi parti kurdu. 80'i 90'ı öyle. Çünkü benim merhum amcam asla ve asla hayatı boyunca hiç oy kullanmadı.
Bazıları merhum, amcamın işte 79'da merhum inşallah şehit İbrahim Hoca'ya işte belediye seçimi, bak dikkat ederseniz asla parlamento değil, belediye seçiminde aday olmasını söylemiş. O süreçte rahmetli amcamın Milli Türk Talebe Birliği, Ankara Gençlik Kolları Başkanı olduğu üniversite yıllarına dayanıyor. Ama benim amcamın zaten sonraki süreçteki mücadelesi herkesçe malumdur. Yani burada bir anormallik yok. Bir de şöyle bir şey, bizim Şii çift taraflı ajan Said Aziz Tuncun Ruşen Çakır'a verdiği röportajı, yani 23.01.2001'de Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda, bakın şöyle bir durum var. 2000 öncesi, yani merhum amcamın şehadetinden önceki partiye bakışıyla alakalı, dinleyin kardeşlerim. Ben bunu size söylemiştim, geçmişte beni yalanlamaya çalıştılar. Ama Ruşen Çakır diyor ki Hizbullah partilere nasıl bakıyordu? Mesela 94 yerel seçimlerde PKK, Refah Partisi'nin PKK boykot çağrısına rağmen seçime girerken siz mi, size mi güvendi diye bir sorusu var. Çünkü onlar öyle diyorlardı. İşte ben de mesela bununla alakalı size bir hatıramı anlatayım kardeşlerim. Mesela ben 94'lerde o zaman cemaatin içinde bir üyeydim, bireydim, mücadele veriyorduk, cami çalışmaları yapıyorduk. Bu PKK'nin işte Refah Partisi'ni bölgeye sokmayacağız, onların burada oy kullanmasına izin vermeyeceğiz, onları asla sandıklara götürmeyeceğiz gibi o tehditler bize kadar geldi. Ben çok da böyle aşina bugün gibi hatırlıyorum. Biz de mesela o dönemde işte o İslami yapıdan bu kardeşlerimizdir, bunlar her ne kadar şöyleyse böyleyse de bunlar kardeşlerimizdir, bunlarla alakalı ne yapalım, yani biz de onlara sahip çıkalım ki biz oy kullanan veya partiye destek veren, seçime giden bir cemaat değildik. Çünkü ben iyi biliyorum, merhum amcamdan biliyorum. O zaten parti ve seçime karşıydı ve illegal yapılara, yapıdan yanaydı. Asla legal bir oluşumdan yana değildi. Onun için böyle bir şey söz konusu olduğu zaman ben hatırlıyorum, mesajı da bugün gibi ben hatırlıyorum. Gene işte cemaat partilere, bütün partilere, yani Refah Partisi'ne de, HEP'de, DEP'de, o dönemde var olan bütün partilere bakışı birdir. Hepsi sistemin bir parçasıdır diyerek hiç kimseye taraf olmayacaklarını, hiçbirini desteklemeyeceklerini açıkça söylediklerine ben bugün gibi şahidim. Yalan diyorlarsa 94'te yaşayanlar o dönemde o mesajı onlar da almıştır. Abdülaziz Tunç, Şii Abdülaziz Tunç, İran emriyle benim amcamı satan bu hain 2001'de daha parti meselesi söz konusu değilken. Ama bak şöyle bir durum da var. Ben 2002'de de ve 2003'te Allahu Alem, o zaman FETÖ'cülerin Zaman Gazetesi vardı. Orada Devlet Huda para parti, Hizbullah'a parti kurdurtuyor gibi bir başlığı da hatırlıyorum. Yani onu da ben açıkça söyleyeyim. Tunç diyor ki hayır, tabanda cemaatin haberi olmadan Refah Partisi'ne oy verenler olmuştur. Ama cemaat bütün partilerden uzak duruyordu, doğrudur. Çünkü bu mesaj bana da o zaman, bize de gelmişti, bana da bütün Müslümanlara gelmişti. Uzak duruyordu. Refah Partisi de aynı gözle bakıyordu. Tabi bazı Refah Partililer hem Hizbullah'ın tabanı kazanmak hem de Hizbullah'ın gelişine karşı kendi tabanlarını tutmak için arada sırada gerçek Hizbullah Refah Partisi'dir dedi. Bunu da Şevki Yılmaz'dır ki gelip bölgede de bunları çok söyledi. Hatta Reyhan Muhtar, ben Reyhan Muhtar diyorum, siz daha yanlayın. O işte efendim Şevki Bey, siz Hizbullah olduğunuzu söylüyorsunuz. O da diyordu ki, yani Reyhan Muhtar'a diyordu ki, Reyhan Muhtar diyordu, yani Allah-u Teala Kur'an'da iki parti olduğunu söylüyor. Biri Hizbullah, biri Hizb-ı Şeytan. Biz Allah'ın partisi. Peki sen kimsin? O da diyordu ki evet, ben de Hizbullah. Onu da hatırlıyorum. O dönem bu meselelerden dolayı böyle gündem olmuştu. Gerçek Hizbullah Refah'tır gibi bazı mesajlar verip diyorlardı. Çünkü Hizbullah örgütü genişliğe Refah Partisi'ni de zorlamaya başlamış. Refah'ın tabanını kazanmaya çalışıyordu. Kazanıyorduk da. Hatta bazı Refah'lar Hizbullah'ı Siyonistlerin uzantısı olarak da tanımladı ki ben bunu bizzat o zaman İçişleri Bakanı olan Şevket Kazan mıydı neydi? Onun televizyonda Hizbullah işte kökü dışarıda olan, Siyonizm uşağı olan bir terör örgütüdür dediği günü de hatırlıyorum. Hatta bu sözü Erbakanlı onlar söylediğinde bunların söylediği bir söz vardı. Diyordu ki 80'de rahmetlinin Erbakan'a attığı tokatı hatırladılar. Onun için terör örgütü diyorlardı. Diyorlardı. Bak bunu da onlar söylüyordu. İyi hatırlıyorum. Diyorlardı. Yeni dönemde bazı yasal açık faaliyetler düşünülüyor mudur? Şimdi Aziz Tunca soruluyor. O da diyor ki kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Hüseyin daha önce 80 öncesinden beri derneklerde, vakıflarda, partilerde, belediyelerde açık çalışma yapılmasına karşı
çıkıyordu. Kıyam dediğimiz en son baş kaldırı aşamasına kadar kesinlikle böyle bir şey söz konusu olmayacaktı. Yani bu hareket tamamen gizliliğe dayalı bir İslami hareketti. Yani merhum amcamın hiçbir şekilde parti kurmak, dernek kurmak, vakıf kurmak, belediyeleri ele geçirmek gibi bir planı ve projesi yoktu. Bunu hepsi kabul ediyor. Yani benim merhum amcam Allah'ın izni ve inayetiyle hiçbir zaman, bugün bazıları bana mesaj atıp işte rahmetli yaşasaydı Hüdapar'ın başına geçerdi, bizzat parti başkanı olurdu gibi söylerim. Benim sözleri ve söylemleri benim amcama atılmış en çirkin iftiradır. Benim amcam şerefiyle yaşadı. Doğru bilin bilmeyin, hak bilin bilmeyin, hiç önemli değil. Şerefiyle yaşadı, inandığı değerleri için can verdi ve asla ve asla hiçbir zaman neyden, haktan ve tevhidden taviz vermedi. Benim merhum amcam 80 öncesi Erbakan'a da sen bizi oyla, seçimle, partiyle kandırıyorsun, sen bizi aldatıyorsun diyerek Milli Türk Talebe Birliği'nden ayrıldı. Erbakan'la bağlarını kesti, birkaç arkadaşıyla beraber bölgede İslami çalışmalar yaptı. Bu İbrahim Hoca'nın da belediye seçimine bağımsız olarak girmesi de Milli Türk Talebe Birliği üniversite yıllarına dayanıyor. Yani her insanın değişik dönemleri ve süreçleri olmuş ama en önemlisi son dönemidir. Mesela 94 seçimleriyle alakalı bu cemaate Müslümanlar baskı yapıp da hadi Erbakan'a sahip çıkalım, Refah'a sahip çıkalım dediği zaman meşhur Mizgine İslam 4 ilahisi ki o zaman cemaatin bülteniydi çıkarıldı ve orada şu mesaj özellikle verdi. Ben o şiiri de burada size okuyacağım kardeşlerim. Rahmetli amcamın şiiridir. Kendisi bu şiiri bestelemiş. Aslında oy, parti, seçim, demokrasiye bakışı onlara yönelik bir manifestosudur. Yani bu bizim inancımız ve menhecimizdir. Kur'an-ı Ka'be cümlenen ne çankaya put meclisi hine kafir de becen hüküm tamam ey millette levre ev kafir ne yapazın devlet mi be şeriat ediyor. Ve burada gerçekten bütün parti ve oy parti kuranlar ve partiler üzeri İslam'ı getireceğini söyleyenlerin aslında şeriata mani olduklarını, şeriata bir ket olduklarını, engel olduklarını bizzat merhum söylüyor bunu kendi şiirinde. Şimdi 80'leri boş verin. Gelin 94-95'lerde merhum amcamın meşhur şiirinde söylediklerini referans alın. Hatta o ilahin arkasında ne diyor? Roja roja cihadeye. Yani biz ancak mücadeleyle, direniş ile İslam'ı hakim kılarız. Yani velhasili kelam Hüdapar'ı benim amcamın kuracağını söyleyenler benim amcama iftira ediyorlar. En büyük, en çirkin iftirayı atıyorlar. Merhum amcam asla ve asla partici değildi. Hayatında da oy kullanmamıştır. Hatta Milli Türk Talebe Birliği dönemindeyken de kullanmadığını bizzat arkadaşları söylüyordu. Sonra herkes makam ve mevkisini, herkes çıkar ve çıkarıp ve çıkarımlarını göz önüne getirerek bu insanlar ne yaptılar kardeşlerim? Hepsi susmaya başladılar. Vallahi ben de konuştum bir akla alınmayacak en çirkin iftiraları bana attılar. Hiç de umurumda bile değil istedikleri kadar iftira atsınlar. Ben onları köpek yerine de koymam. Vallahi videolarım insanlar izlemesin diye de sürekli grupları, troll grupları, özellikle ekolojik medya dedikleri troll grubu, ajanlık, casusluk grubu, bence devlet de biliyor. Bunlar da sürekli videolarımızı şikayet ederek onları trendten düşürüyor, izlenilmemesini sağlamaya çalışıyorlar. Çok da umurumdaydı. Benim amacım emri bi ma'ruf ne yani münker. Benim gayem yani gizli olanı gizlememek, doğru ve gerçek neyse onu doğru olarak söylemek. İnanın ki bu süreçte birkaç gazeteci de bana mesaj attı, görüşmek istedi. Bununla alakalı ben kabul etmedim, çıkmadım. Sebebi de gene fitnenin benden yana olmaması içindir. Yoksa kesinlikle ve kesinlikle kimse bugün Hüdapar'ı benim merhum amcamla bir araya getirmesin. Benim merhum amcamın inancı ve menheciyle bunların parti anlayışı birbirine %1 milyon zıttır. Birbirinin aksidir, birbirini iter. Benim merhum amcam Kur'an ve sünnete tabiydi, şeriat-ı garra-i Muhammediye hayalleri kuruyordu ve bunun için mücadele veriyordu. Bugünküler o cesareti gösteremedi. Hatta birisinin 2010'da bana söylediği bir sözü var. Biz senin amcan kadar cesur değiliz. Yani onun gibi biz bunları yapamayız. Yani yemez bizde daha doğrusu. Onu da söyledi yani imalı etti. Ben de onlara hak veriyorum. Yani herkes erkek olmayabilir. Herkes de aynı cesaret olmayabilir. Bu doğal şeylerdir yani. Ama Allah rızası için bir de bu pisliğinize, bu batılınıza benim amcamı da alet etmesin kimse. وَلَا يُشْرِيكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا Kehf suresi 26. ayet-i kerimede وَلَا يُشْرِيكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah-u Teala o egemenliğini, egemenlik derken yasama, yürütme, hakimiyet merfumunda kimseyi kabul etmez, ortak kabul etmez. Yani bir Müslüman hem şeriat hem demokrasi diyemez. Bir Müslüman hem şeriat hem particilik diyemez. Bir Müslümanın partiyle seçimle hiçbir alakası olamaz.
Ben de bugün de söylüyorum, yarın da söylüyorum. Vallahi ferasetli liderler, önderler, akıllı insanlar o ferasetlerinin bedelini her ne kadar ödedilerse de emin olun onlar Rablerine izzet ile şeref ile ulaştı. Bir gerçek ve hakikat. Benim amcam o gün diyordu, parti Müslümanlara kurulmuş en büyük tuzaktır. Ve gerçekten bu seçim sürecinde gördüm ki nasıl televizyonların onları manipüle ettiğini, gıdım gıdım tüzüklerini değiştirdiğini, bir anda televizyona çıkarıp onların tüzüklerine saldırıyor, öbür gün bunlar da tüzük değiştirmeye başladıklarını, eski söylemlerinin azaldığını hatırlıyorum da bir zamanlar tevhid bayrağı asanların bugün başkalarının tağutların bayraklarını sallamaya başladıklarını şahit olduk ki elhamdülillah ve elhamdülillah bizim gözlerimizden yani o efsunu kaldırıp hidayeti gösteren Allah'a da hamdolsun belki biz de o cehaletin bataklığının içerisinde olabilirdik. Nitekim aynı keza kardeşler Ali İmran 85'te وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَالَ مِنْهِ فَهُوَ فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Her kim Allah'ın şeriatından başka bir din ararsa o ondan asla kabul edilmez ve mutlaka kıyamet günü husrana uğrayanlardan olur. اِنِّي الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Hüküm ancak Allah'ındır, milletin olamaz. Bu söz konusu değildir. Aynı keza Araf suresinde اَلَا لَهُ خَلْقُ وَالْاَمْرِ تَبَارَكَ اللّٰهُ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ Dikkat edin, yaratmak ve yarattıklarına hükmetmek, onlara hakimiyet merfumuyla hükmetmek yalnız ve yalnız alemler Rabbi olan Allah'a aittir. Allah-u Teala dışında kimse kanun koyucu olamaz. Allah dışında kimse şu helaldir, bu batıldır diyemez. Allah dışında kimse yetmez ama evet diyemez. Allah-u Teala şeriatı kıyamete kadar bakidir. 1450 yıl önce İslam neyse bugün odur. Helal o gün neyse bugün helaldir. Haram neyse o gün bugün de haramdır. Hiç kimse nefsine ve hevasına göre şey yapmasın. Nitekim 94 seçimleri öncesi meşhur Mizgina İslam Ey Müslüman parçası rahmetli amcamın şiiridir. Kendisi o dönemde tabiri caizse demokrasiye oy vermeye ve buna benzeyen şeylere bakışını net olarak ortaya koyuyor. Birileri işte Hüseyin Velioğlu yaşasaydı parti kurardı, birileri Hüseyin Velioğlu yaşasaydı partinin başına geçerdi, birileri Hüseyin Velioğlu yaşasaydı bugün batıl olan bu düzenle hizmet ederdi filan kasoyu desteklerdi diyenlerin hepsinin yüzüne birer şamar, birer tokat ve onların yalancı, iftiracı, buhtancı olduklarını net olarak ortaya koyan merhum amcamın şiiridir. Ey Müslüman be hasine çava be avna be masi ne be ti kanuna ye kat ne be İslami be khalasi ey bu insan hamudana ev ilah em avdevine em ne bin avde layıklı komünizm ve demokrasi ki be kanuneki bigraj gayri kanune Kur'an her kanuneki dineke evcid be jidine van gerek Müslüman şiar bin ne khatın be hile van Kur'an-u Ka'be jmere ne çankaya ve put meclisi. Dikkat edin kardeşlerim, burada belki Türk olan kardeşlerim olacak ve başka dilleri konuşanlar. Ey Müslümanlar iyi dinleyin. Nasıl ki susuz yaşayamaz bir balık, hiçbir kanun İslam olmazsa insanı kurtaramaz. Ego insan hamudane ev ilahem avdine. O ki insanları, bütün varlıkları, canlıları yarattı, biz onun kullarıyız. Em ne bin avde layıklı komünizm, demokrasi, biz kulluk yapmayalım layıklık demokrasi ve komünizme ki bu kanune ki bir gerçek gayri kanune Kur'an kim bir kanuna tabi olur o Allah'ın kanunu dışındaki yani Kur'an anayasası dışında bir yasa olursa her kanune ki dineke evcide beci dine var her kanun bir dindir ve o kanunu tutan destekleyen oy veren seçime giden onları destekleyip ayakta tutan da onların dinine tabidir diyor. Kim söylüyor? Merhum amcam söylüyor. Parti kuracak, partinin başına geçecek dediğiniz adam şiirinde bunu söylüyor. Aynı keza gerek Müslüman şiar ve Müslümanlar uyanık olacak. Ne kapın be hilevan. Onların parti hilelerine kanmayın diyor. Onların sizi demokrasinin çarkları içerisinde entegre edip çürütmesine müsaade vermeyin diyor. Gerek Müslüman şiar ve ne kapın be hilevan. Kur'an-ı Ka'be jmere Kur'an ve Ka'be bize yeterlidir. Yani bizim için cihat, bizim için onur, bizim için izzet Kur'an ve Ka'be'dir. Ne Çankaya Put Meclisi. Yani Çankaya Cumhurbaşkanlığı makamıdır, Put Meclisi milletvekili seçimleridir ve Put Meclisi demesi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni puthane olarak tarif ediyor. Kur'an'da bir hükmü, gayri hükmü khoda, Kur'an'da bir hükmü khoda, gayri bir delalete Kur'an diyor ki Allah'ın kanunu dışında bütün kanunlar, yasama, yürütmeler dalalettir. Evet.
Hine kafir dibêjin hüküm tamam ey millete. Bazı kafirler diyor ki hüküm ancak milletindir. Levra ev kafir nâhvazın, lakin o kafirler istemiyor. Devlet bir şeriatı, devletin şeriat olmasını istemiyorlar. Ji gayri hükmi rabbi hua kabul nekin hükmi kesi diyor ki Allah'ın kanunları dışında hiçbir kanunu kabul etmeyin. Em hua bigrin bi Kur'an'ı goh nedin insani bedin. Biz Kur'an'a sarılalım, Kur'an'a anayasa bilelim. Dinsiz imansızlara da kulak asmayalım. Yani gelin demokrasiye entegre olun, gelin oy verin, gelin demokrasinin peşinde koşun diyenlere entegre olmayın. Hürmet nekin anıt kabiru gora kafri lenin diyor. Diyor kafirlerin putlarına putlaştırıp ilahlaştırdığı şeylerine hürmet etmeyin diyor. Ev hadiye dine batılın hevale şeytan ile. Onlar batıl dinlerin sahipleridir. Şeytanın dostlarıdırlar. Kimler? Allah'ın kanunu dışında kanun çıkaranlar kardeşler. Bunları kim söylüyor? Bunları Hüseyin Velioğlu söylüyor. O parti kuracak, partinin başına geçecek diyen öküzlere sesleniyorum. İşte bu o sizin övüp övüp bitiremediği sürekli profillerinizde resmini koyup da hiç onunla alakanız olmayan adamlara söylüyorum. Ah bakın işte bu mübarek bunu söylüyor, siz de tam tersini söylüyor. Hatta diyor ki, terka kanuni van bikin, evan kanuni iblisi diyor. Onların kanunlarını, onların yollarını terk edin. O şeytani kanunların yollarını terk edin. Ligora emri Kur'an'a itaata van mazına nabe. Kur'an'a göre Allah ve Resulüne itaat etmeyen, Kur'an ve sünnet dışında bir şeysi davet edenlere itaat haramdır diyor. Velev ki oy vermesi çağıranlar, velev ki particiliyesi davet edenler, velev ki batılası çağıranlar hepsi boştur diyor. Çava hükmü van insana ne li gora hükmü hudabe liser müslümana farza liber van insana rabe diyor. Eğer diyor onların koydukları kanunlar, çağırdıkları sistemler Allah'ın dinine aykırıysa sizin üzerinizde farzdır onlara karşı kıyam etmeniz. Dene khapin bihile van libba khada nebin asi. Sakın ha demokrasi entegre olup Allah katında asilerden olmayın. Onların hilelerine. Dedim ya rahmetli amcam diyordu, Müslümanlara kurulmuş en büyük tuzak partidir. İşte o parti tuzağına düşmeyin. Sonra Rabbinizin nezdinde asi olursunuz. Allah'a hizmet ettiğinizi düşünürsünüz. Ama batıla hizmet etmiş olursunuz. Evet. Kese baver ya ve hebe bevan ayet-i ilahi. Eğer bir insanın Allah'ın kitabındaki bu ayetlere inancı varsa ve fe'mbike da'u doza Müslümani cundullahi, o anlayacak ki Müslüman da amacını, gayesini, mücadelesini, menhecini, çizgisini Hizbullahi Müslümanların amacını öğrenecek diyor. Evan dersu ta'limi ve emji Kur'an'ı derdikhin diyor ki biz bütün ders ve talimlerimizi, eğitimimizi biz Kur'an'dan çıkarıyoruz. Menhecimizi, çizgimizi, inancımızı, her şeyimizi Kur'an'dan çıkarıyoruz. Ve devamında ne diyor? Debinin hükmü şeriat tamam bihizin halası. Artık getirin Allah'ın şeriatını, yeryüzüne hakim kılın. Hepimiz toptan kurtuluşa erelim. Onun için Allah-u Teala Bakara suresi 256 6. ayet kelimede la ikraha fi'd-din kad tebayyana rushdu min el-gay femen yekfur bi't-tağut ve yu'minun billahi ve kad istemsaka bil-urvati'l-vusqa lan fisama laha vallahu semi'un alim. Allahu Teala la ikraha fi'd-din diyor. Dinde zorlama yoktur. Kimler için? Kafirler için. Ondan sonra Allahu Teala hakla batıl arasındaki tercihi koyuyor. Kim, bak kim olursa olsun doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Hak batıldan ayrılmıştır. Kur'an ve sünnete tabi olanlar, bu da rahmetli amcam şiirinde söylediği gibi Kur'an-ı Ka'be cümlerine çankaya kut meclisi, gerçek mümin tavrını bu şekilde ortaya koyar. Ondan sonra diyor ki doğru eğriden, hak batıldan ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrılara, ilahları reddeder ve putları, yani batılı tağutları ve tuhyan edicileri reddeder, Allah'a inanırsa kopmaya sağlam bir kulpa yapışmış. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Vallahu veliyyu'llezina amenu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila'n-nur vellezina kafaru awliya'uhumut-taghut yukhrijunahum minan-nur ila'z-zulumat ulaika ashabun-nar hum fiha khalidun. Allah iman edenlerin velisidir. İşte biz oy verirken velayetimizi belirliyoruz, biliyor musunuz? Velisidir. Onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Küfredenler, Allah'ın dinine karşı mücadele verenler, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyenler ise onlar dostları tağutlar, iblisler ve şeytanlardır. Onlar aydınlıklardan insanları karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennem ashabıdır. Onlar orada ebedi kalıcılardır diyerek
Allah-u Teala Müslüman bir insanın Hakk'ın yanındaki tutumunu ortaya koyması gerektiğini söylüyor. Kardeşlerim, benim merhum amcam dibece Kur'an-ı Ka'becmere ne çankaya put meclisi, Kur'an dibece hükm-i kudaj gayri ve delalete, hene kafir dibece hüküm tamam ey millete. Bazı kafirler diyor ki hüküm ancak milletindir. Bu benim amcamın menhecidir, çizgisidir. Vallahi bugün yaşasaydı gene oy vermezdi. Bugün yaşasaydı maalesef siz de bu rezil durumda olmazdınız, emin olabilirsiniz. Allah-u Teala bizi haktan ve tevhidten ayırmasın. Bir de Rabbim bizi batıla saptığı halde vefat etmiş, ölmüş insanların arkasından onlara iftira atmayı da bize nasip etmesin. Yani çünkü bir insan şeriat için savaşacak, Allah'ın şeriatını yeryüzüne hakim kılmak için ve karşısındaki gücü tağut olarak görecek. Sonra gelenler de kalkıp o insan şehit edildi. Arkasından gelecek diyecek ki ya amacı parti kurmaktı, partinin de başına geçmekti gibi zırt vırt böyle cahilce ahmakça iftiravari dilleri de kullanmayacaktı. Kullanmaması gerekiyor ama kullanıyorlar. Çünkü insanlar batıla meyledince kalkıp demezler ki ya filan kesu karşıydı ama biz artık şart gereği bunu yapıyoruz demez. Derse o zaman çok büyük bir tepki toplar. Ondansa işte o da öyleydi, o da böyleydi, o da şöyleydi diyerek kendi amaçlarını ve gayelerini ne yapmış oluyorlar? İhya etmiş oluyor da ben bunu söyleyeyim. Ben size dedim ki Hudapar'ın eski sözcüsü Said Şahin, CNN Türk'te moderatöre açık ve net olarak bu operasyonlar, o zaman onlara operasyon yapıldığında birileri bize dedi ki parti, birileri bize dedi ki dernek kurun, birileri bize dedi ki gazete dergi çıkarın, birileri bize dedi ki yasal çalışın, birileri bize dedi ki parti kurun, televizyon, gazete, her şeyi yapın, asla kimse size karışmayacak. Siz meşru olarak bu yolda çalışın, yani demokrasiye entegre olun, layıklığı, kemalizmi, kanunları dışına çıkmadan dininizi yaşayın, kimse size karışmayacak. İşte o birileri bugün bize operasyon çekiyorlar, bunu bizzat Said Şahin CNN'de araştırırsanız bulursunuz kardeşlerim, CNN'de bunu söylüyor. O zaman bu söylem açık ve net olarak bir itiraftır. Aslında bunun benimle amcamla alakası olmadığını, benim amcam asla, benim amcam şerefli bir adamdı, onurlu bir adamdı. Dün tükürdüğünü bugün yalamayacak kadar onurlu ve şerefli bir adamdı. O zaman şu anlama geliyor, kardeşim bunun benim amcamla alakası yok. Birileri size parti kurun demiş. Keşke onların da isimlerini verseydiniz de benim amcam o töhmetlerin altından kurtulsaydı. Ben şahit oldum, dinledim. Kendisi de şimdi bunu dinlerdir, dinlemiştir de. Onun için kardeşlerim benim, kimse benim amcama iftira edip o da parti kuracaktı, demokrasiye entegre olacaktı, Hudapar'ın ismini o koydu gibi yalan ve iftiraları ona atmasın. Allah'tan korksunlar. Biz de 13 sene sizinle kaldık. Yazık oldu ömrümüze ama en azından gerçekleri biliyoruz elhamdülillah. Onun için kimse bizi aldatmasın. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala li kulli ashabi kulli ecmain ve şuhada'i ve salihin lillahi teala el-Fatiha tamas salavatı.